Merhaba arkadaşlar, ben Torun abi. Yeni bir lokanta usulü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda İskender yapıyoruz. Tabii ki normal değil, 5 kilo İskender yapıyorum ve ilk kez yapıyorum. Yine her zamanki olduğu gibi. Bu yapacağım İskender biraz sakat arkadaşlar. Ne konuda sakat? İskender döner kıyma ve bir miktar etten oluşuyor. Yani kıymanın döner makinesine taktığım an dağılma olasılığı var. Normal dönerler gibi değil. Dönerleri böyle basıyorsun, tık 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 kesiyorsun. Bu kıyma dağılabiliyor. İnşallah yapacağız. Biz de eti çöpe atmak istemiyoruz. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Bu arada sizin de istediğiniz yemekler varsa, zor yemekler olsun, aşağı yorumlara bekliyorum. En beğenilen yemeği bir dahaki seride yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve hala torunlara katılmadıysan güzel kardeşim, aşağıdan da abone olarak torunlara katılmayı unutma. Beğen ki seri devam etsin. Hadi bakalım. Ana malzemelerimiz 1,5 kilo dana kıyma, 1,5 kilo kuzu kıyma. Biz bunu ikisini birlikte çektirdik. Dönerciler 2-3 kere çektiriyormuş. Biz de işte 2 kere çektirdik bunu üst üste. Burada dana butumuz var. 2 kilo dana but ve yarım kiloda kuyruk yağımız var. Şimdi bunları bir güzel marinize edeceğiz. Ondan sonra dönerimizi takmaya başlayacağız. İlk önce kıymamızı, hadi bakalım. 3 kilo kıymamıza arkadaşlar biz sade yapacağız. Normal yapacağız. Yani diğer İskenderciler gibi yok bilmem 300 baharatı döktük, özel baharatımız yok. Normal köfte nasıl yapıyorsan, yani ortalama 1,5 yemek kaşığı kadar tuz. Evet. Ve 1 yemek kaşığı kadar karabiber. Evet. Ve bunları güzelce karıştırıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Başka bir şeye gerek de yok zaten bu kıymada ya. Et güzel oldu mu baharata ne gerek var, değil mi güzel kardeşim? Böyle bunun önemli olan Yusuf, adam dedi ki bana, usta dedi ki bunu bir yoğuracaksın. Bu elinde pişecek, pişecek, anladın mı? Ben şimdi bunu pişireceğim şimdi. Arkadaşlar 25 dakikadır yoğuruyorum, elimde pişti, baksanıza. Bakar mısınız? Elimde pişti. Gel bakayım, ye Yusuf bunu bir. Bir tadına bak. Arkadaşlar söyle. Aç bakayım ağzını. Geri git. Geri. Verir miyim lan? Bunun kilosu ne kadar biliyor musun sen? Ha? Bu kadar yeterli. Bunu kenara alalım. Arkadaşlar şimdi terbiyesiz bir etimiz var. Biz bunu terbiyeli hale getireceğiz. Bu Yusuf gibi terbiyesiz bir et. Şimdi Yusuf'u nasıl adam ettiysem ben bu eti de adam edeceğim. Şimdi iyi izleyin. 3 tane soğanımızı rendeliyoruz. Ama bize suyu lazım. Yani Yusuf'un kafasına nasıl vurdum bu pekmezi akıyor. Bize de bunu... Dur ben şimdi bunun suyunu bir alayım. Aynı senin suyunu aldığım gibi alıyorum bak Yusuf. Oh. Ben yalnız deneyebilirim. Bunu söylemek istedim. İnsan sevdiğiyle uğraşırmış kardeş. Soğanımız hazır. Bunun suyunu güzelce çıkartıyoruz. Böyle. Oh. Oğlum soğanın moleküllerini ayırdım lan. 1 litre su çıkarttım. 1,5 su bardağı süt ortalama arkadaşlar. Bu bir. Bu da buçuk. Bu da göz hakkı. 1,5 yemek kaşığı tuzumuz var. Karabiber ortalama 3 çay kaşığı olsun hadi. Tamam. Bu da tamam. Bir güzel bunları böyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Terbiyemiz hazır. Şu anda terbiyesiz etlerimizi terbiyeli hale getireceğiz. Ama bu kap küçük. O yüzden hemen büyük bir kaba geçiyorum. Etimiz de bir güzel böyle gördüğünüz gibi terbiyeli hale geldi. Yani yatırdık sosuna. Bu sosta bir gün bekletirseniz 10 numara pamuk gibi bir et alırsınız. Ama ben 4-5 saat bekleteceğim. O kadar bekleyemem. Şimdi üstünü kapatıp kıymayla birlikte buzdolabına 4-5 saat dinlenmeye bırakıyorum etimi. Ondan sonra döneri takmaya geçebiliriz. Hadi bakalım. Dayanamadım. 4-5 saat olmasın dedim. Riske atmadım. Bir gün dinlendirdim. Tam tamına 24 saat boyunca köftemle, yani kıymamla etimi dolapta bir gün boyunca dinlendirdim. Şimdi de takma işlemine geçeceğiz. Yanıyor. burası yanıyor şu anda gördüğünüz gibi. Yani hava yanıyor. Bunu da unutmayalım lütfen, ilk kez yapıyoruz. Bir kere tavuk döner yapmıştık. Bir de şimdi olacak ikinci kez diyelim. Ustalar falan izliyorsa beni, bir eksiğim bir gidiğim varsa aşağı yorumlara yazabilir. Kardeşim bunu böyle yapsaydım, bunu şöyle yapsaydım, ben de eksiklerimi gideririm ona göre. Yani bağırmanıza çağırmanıza gerek yok yorumlarda. Yusuf gel kardeşim bir yardım et de et dizelim değil mi burada? Şimdi Yusuf bir döner macerasıyla daha birlikteyiz kardeşim. Tamam mı? Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Dönerlerimizi geçiriyoruz. İlk önce döner aynasını takıyorduk. Sen fazla konuşma. Vurma bana, senin şişlerin yemin ederim ha. Lan konuşma tak. Aa, insan abisiyle döner bıçağı çeker mi? Burayı arkadaşlar kes, bunu kes. Şerefsizlik, namussuzluk olarak kes. Bak bana döner bıçağı çekti. Kes burayı. Kesmem kardeş, koy bakayım. Ben seni kesmem. Ya bırak, döner aynasını koy. Kuyruğumuzu, ilk önce kuyruğumuzu yerleştiriyoruz en alt tabakaya. Bizim sivri şeyimiz olmadığı için yarıp yerleştiriyoruz. Bizim burada gerçekten dönercilerin sivri bir tane aparatı var. Ona göre yerleştiriyor. Bismillah, böyle güzelce yerleştiriyoruz. Kıymamızı alıyoruz, böyle koyuyoruz, yuvarlıyoruz, birazcık eziyoruz. Böyle döner şekline getiriyoruz, eşit miktarda. Gördüğünüz gibi ortasını delelim. Zaten delmeye de gerek yok ama. Al sana. Mükemmel. Şimdi ise etimizi alıyoruz. Etimizi ona göre ayarlayacağız. Bir miktar keselim böyle. Buradan böyle yaralayalım. Hop. Bu kadar. Bir çevir bana doğru. Bir çevir. Bitti. Tekrar aynı şekilde ilk başta yaptığımız şekilde devam ediyoruz. Kuyruk yağımızı yerleştiriyoruz. Aferin lan. Sen öğreniyorsun ha. Kuyruk yağı çok bence boğar. Tamam o zaman şey yapalım. İki katta bir. Aferin lan Yusuf. Sen de dönerci açarım ha. Açalım mı bir torun dönerci sabah? Ben kasaya bakıyorum. Bir de yemeğe. Başka bir şeye bakarım. Başka bir şeye de bakarsın ama onun sonra söyleyeyim. Korktuğum ne söyleyeyim mi? Arkadaşlar bunun dağılma olasılığı yüksek. Başta da dediğim gibi dağılabilir. İnşallah dağılmaz. İnşallah. Dağılırsa gitti yani. Döner gitti. 5 kilo et gitti. Gitmez oğlum, tavaya atar. Tavada yerim. Ne fark eder? Böyle takıntı yaparsan olmaz. Bizden gören de 40 yıldır usta, bütün bilgiye göre şey oldu. Oğlum bak şimdi. Hayatında kaç kere yaptın? İkinci, o da et döneri hiç yapmadım da yani kıyma döner tehlikeli de bir kere tavuk yapmıştık. Yusuf bak şimdi acemiyim. Her insanın başarabileceği bir şey olduğunu göstermek istiyorum bu seride. Lokanta usulü serisinde. Bak hiç yapmayan bir adam tekte nasıl yapar onu gösteriyor. Biraz özeniyorum ki nasıl olur? Özenmeden yapsam ben de takar takar geçerim ama özeniyorum yani. Gerçekten özeneceksin abi. Seveceksin. Bakar mısın bak bu güzelliğe bak. Nasıl gidiyor bak, 30 lira nasıl iniyor aşağı görüyor musun? 30 lira. Sen de düz tut bunu kardeş ya. Ağır. Ağırsa tut böyle kavra, sen güçlü kuvvetli adamsın. Kaslısın bir de. Abi baksana abi. Gaz vermiyorum, senin gibi bir adam bunu tutamıyorsa yani yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Tut bunu. Ha. Böyle abi böyle. Arkadaşlar dönerimiz hazır. Gördüğünüz gibi şu anda sağ tıraşlama işlemi kaldı. Tıraşlama işlemini de bir kısaca göstereyim. Göstereyim değil, yapabiliyor muyum görün. Yusuf'un elinden yapmayacağım çünkü Yusuf'un kolu lazım olur. Yeni bilettirdim döner bıçağını. Şimdi Yusuf'un koluna böyle vurdum mu ortadan ikiye bölünür. Ya sen şaka da yapma ya. Sen hayatında kaç kez döner bıçağı aldın? İkinci kez kardeş. Bir de ellerini al o kaysa. Ya ne olacak, bir kol abinden değerli mi anasını dedim. Bir ay sonra tekrar çıkıyor benim kolum. Ben kertenkeleyim. Hafif hafif düzelteceğim böyle dönerimi. Böyle tutacağım. Bakın. Böyle. Bence düzgünce böyle dönerimi düzeltiyorum. Nasıl oldu? Nasıl oldu Yusuf? Bence böyle. Bence 10 numara 5 yıldız. Bu kadar ya. Vallahi bu kadar ya. Ben bu işi yapıyorum ya. Dönerimizi tıraşladık. Düzgün duruyor dönerimiz. Çok şükür şu anlık dağılmadı. Döner bıçağını vurduğumda dağılacak diye o kadar korktum ki. O kadar korktum. Yani dağılsa video gitmişti. Bu çıkan parçaları da şimdi dönerimizin üstüne yerleştireceğiz. Siz zaten hızlı şekilde göreceksiniz. Bak 2 dakikaya yerleştiriyorum bak. 2 saniyeye gel bakayım. 2 saniyeye gördüğünüz gibi buradaki parçaları da üste yerleştirdik ve dönerimizin son hali bu. Şimdi ise Yusuf, ateş ustası Yusuf ateşimizi yakacak. Yak. O! 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 Ne yapıyorsun oğlum? Kılların koptu lan Yusuf. Yandı. Arkadaşlar şu anda et ağlıyor gördüğünüz gibi. Öf. Yani gene Yusuf yaptık yapacağımızı. Vallahi billahi gene tek attık herhalde. Bakar mısınız bu güzelliğe? Gösteriyorum. Buyurun. Buyurun. Tamam, sıkıntı olmaz kardeş. Ne sıkıntısı ya? Kesiyorum. Bismillah. Pişen tarafından. Aa, öğrendim lan. Vallahi öğrendim. Nasılmış biliyor musun Yusuf? Bak. Bak bir kere bak. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Böyle mis gibi ağlıyor. Ağlıyor döner. Gördünüz mü nasıl ağlıyor? Vallahi biz ciddi olalım. Gel buraya. Gel buraya bir bak. Doğruyu söyle. Sen zaten her zaman doğruları söyleyen bir adamsın. Doğru. Delikanlı gibi doğruyu söyle. Bak sosuna mosuna ban, yoğurduna ban. Ye. Dışarıda yediğin İskender mi bu mu? Bak gerçekten söylüyorum. Arkadaşlar bu arada bu İskender'in komple her şeyinin maliyeti 350 lira civarında bir para tuttu. Yani 5 kilo et, yoğurdu, pidesi, içecekleri 350 liraya kapattık. Döner makinanız varsa takıyorsunuz ailece cızbız ama evde yapmayın. Gördüğünüz gibi yaz sıcağında balkona koysanız mis gibi. Evde yaparsanız böyle ter içinde kalırsınız ama sonunda böyle kapanış yaparsınız. Nasıl kardeş? Söyle ölüyorum yoksa söyle. Onca uğraşımıza çabamıza yemin ederim değmiş, tamam mı? Dışarıdaki İskenderler gibi sadece tek kötü yanı ne biliyor musun? Ah, dışarıdaki, gene başladı. Dışarıdaki İskenderlere göre etimiz biraz kalın, tamam, biraz kalın kesilmiş. O da bizim ilk yapışımıza göre muhteşem. Eyvallah koçum. Oğlum bu olabilir. Normal kalın, ben bıçağı ikinci kez kullanıyorum ama... Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ter kan içinde kaldık ya. Siz de aşağıdan bu terin hakkını vermek için aşağıdan abone olmayı, Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz yemekler varsa da aşağıda yorumda belli edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Instagram'larımızı takip edebilirsiniz. Aşağıda Instagram'a çıkıyor. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi, hadi. Müsilaleyi ara sen köşede. Millet aç bekliyoruz.